Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hastanesi ve golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomuzun bu kısmında çok enteresan bilgilerle karşınızdayım. Fenerbahçe'de yerliler Jorge Jesus'la uçtu. Şimdi normal şartlarda bu tip hiçbir haberi okumam. Yani hem dikkat çekici değil, hem ilgi çekici değil, hem kimsenin çok umurunda değil ama elimde somut veriler var. O yüzden konuşacağım. Şimdi Jesus Fenerbahçe'nin Türk oyuncularına adeta sihirli değnekle dokundu. Birinci ligde bile zorlanan, değil mi arkadaşlar? İsmail Yüksek milli takım seviyesine çıktı. İrfancan Kahveci, Allah şahidim sizler de şahidimsiniz. Ben 7'ye satsak kar elde etmiş oluruz diyordum. 5'e bile satılsa iyidir diyordum. Kariyerin en skorer dönemini şimdiden yaşamaya başladı. Serdar Aziz, Allah nazardan saklasın, İstikrarlı bir şekilde gidiyor. Avrupa Ligi'ni zirvede bitirdi. Milli araya lider girmeyi garantiledi. Yani önemli mesafe kat edildi. Birçok futbolcuya dokunuşu aldı başını gitti. İsmail Yüksek 23 yaşında son 2 sezon 1. Lig'de kiralık olarak geçirdi. Geçen sezon Bursa Spor'da 30 maça çıksa da hani adından söz ettirecek hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Yani Jesus gelir gelmez İsmail'deki yeteneği gördü. Özel ilgi gösterdi. Hatta ilk oynattığı maçı hatırlayın. Ne küfürler edilmişti. Jesus'a ne küfürler edilmişti. Ben şahidim arkadaşlar her maç öncesinde burada. Yani Allah'tan bir mani gelmediği müddetçe her maç öncesinde canlı yayın yapmadık mı? Yaptık. Ben şahidim. Hiç kıvırmayın. Ne küfürler geldi. Ne hakaretler geldiydi. Bakın şimdi. İrfan Can bambaşka bir hale büründü. Serdar Aziz. Bu arada İrfan Can şimdiden 6 kez fileleri sarsmış arkadaşlar. Serdar Aziz, evet kariyeri boyunca sakatlıklar yaşadı, istikrarsız bir dönem ama ligde son 6 maçın 5'inde, Avrupa Ligi'nde son 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Arda Avrupa'da 11'de, yani Arda Güler ismi. Jesus 17 yaşındaki oyuncuya ligde 4 maçta sadece 31 dakika şans verse de Arda 2 kez fileleri sarsarak hocasının güvenini boşa çıkartmadı. Avrupa Ligi'nde Larnaka ve Dinamo Kiev deplasmanlarında 11'de sahaya çıktı ve Kiev ayılarını sarsıp Fenerbahçe tarihinin Avrupa'da gol atan en genç oyuncusu oldu. Ferdi Kadıoğlu hakeza geçen sezonun başından beri çıkışı bu sezon rokete dönüştü. Emre Mor kısa sürede tam bir takım oyuncusu haline dönüştü. Yusuf Dursun'un haberi. Şimdi İsmail Yüksek 1, İrfan Can Kahveci 2, Serdar Aziz saymıyorum, onun yerine Altay Bayındır'ı sayayım. 3, Arda Güler 4, Ferdi Kadıoğlu 5, Emre Mor 6. Saydığım isimler arkadaşlar, gördüğünüz üzere A milli takım aday kadrosunda çağrılan isimler İskoçya ve Çekya maçları için. Şimdi futbolculara bakar mısınız? Altay Bayındır 1. Savunmada Ferdi Kadıoğlu 2. Bu arada Tayyip Talha'yı da az kalsın alıyorduk. Eğer bize gelseydi seçilmezdi. O ayrı mesele. Orta sahada Emre Mor 3, İrfan Can Kahveci 4, Arda Güler 5, İsmail Yüksek 6. Şimdi bakın Galatasaray'dan yanlış saymadıysam sadece Kerem Aktürkoğlu. Beşiktaş'tan Cenk Tosun'dan Tayyip. Trabzonspor'dan Uğurcan var, Umut Bozok var, Eren Elmalı var. Yalnız ben Eren Elmalı'nın yani şu milli takım sistemine çok ayak uydurduğunu düşünmüyorum. O da ayrı bir mesele. Onun dışında Yusuf Yazıcı yok herhalde. Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik mesela. Cenk Tosun uzun bir aradan sonra çağrıldı. Yani böyle bir milli takım. Ben iyidir, kötüdür, hoştur, şudur budur demiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. Arda Güler'in milli takıma seçilmesi bizim için gurur. Ki Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Allah kem gözlerden, nazarlardan sakındırsın. Atletico Madrid Fenerbahçeli Yıldız için giriyor. Geliyor. Artık ezberlediniz arkadaşlar. Değil mi? Son yıllardaki en kötü sezonunu geçiriyor. Ligde zirvenin gerisinde kaldı. Devre arasında birçok şeyi yapmaya kararlı Atletico Madrid ve eski gözdesi Crespo için yeniden kolları sıvadı arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi
Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans ve teklifler gelmişti. Olmamıştı. Yazın da bir şeyler yaptılar ama biz kabul etmedik. Şimdi lider Barcelona'nın gerisinde kaldı diyor. Atletico Madrid için sezon kötü geçiyor. İspanyol'da bir yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grubu son sırada tamamladı. Avrupa'dan elendi. Ligde de lider Barcelona'nın gerisinde kaldı. Simeone'nin ara transfer döneminde takviye istediği kaydedilirken İspanyol ekibine göre listedeki isimlerin başında Crespo geliyor. 15 milyon euroyu hazırladılar. Bakın. Sezon başında Dortmund'da sözleşmesi biten Axel Witsel ile orta sahaya takviye etti ancak 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu bekleneni veremedi. Simeone'nin listesindeki Crespo için yönetimin 15 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü. Hayır. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kaçı kabul ederiz hocam? En az 20. Hatta 20 bonuslarla 25 milyon euro. Hocam senin bu dediğin fıkralarda olur. Temel'e birisi gelmiş bir şey demiş. O da haçen daha demiş. O da demiş 25 milyon euro demiş daha demiş. Oy uşağım demiş. Öyle olmuş. Görürsünüz fıkralarda mı oluyor, gerçeklerde mi oluyor? Ya size ben başka bir şey sorayım. Crespo'nun aynısından alın hadi. Bugün aynı performansı gösterenini alın hadi. Kaça alırsınız? Biz yaza kadar satmayı düşünmüyoruz. 26 yaşında 25 milyon eurodan ağzımızı açacağız arkadaşlar. 25 milyon euro. Yanlış duymadınız. 25 milyon euro. Schalke'den de Serdar'a 2 milyon euro. Bakın haberi düzeltmişler. Haber düzeltilmiş. Bak iyi dinleyin. Crespo'ya döneceğim. Fenerbahçe'ye geçen sezon Almanya 2. liginden gol kralı olarak gelen Sedat Dursun 37 maçta 15 gol atmış, 4 tane de asist yapmıştı. Bunu neden böyle yaptın diye sol adamlara da ayrılmayı kafama koydum demişti. Almanya'ya dönmek istiyor Serdar. Schalke ile flört halinde. Amine Harit'i Marsilya'ya satan ve buradan 5 milyon euro gelir elde eden mavi beyazların 31 yaşındaki forvet için 2 milyon euroyu gözden çıkarttığı öğrenildi diyor arkadaşlar. Serdar Dursun. Ben size bir soru sorayım. Biz 4 milyon euro istiyoruz ama Serdar Dursun'u 2,5'a satsak. Zarar mı kar mı? Bence kar. Bak bence kar. Harbi söylüyorum kar. Bence kar. Ah sizi bilemem. Siz çünkü enteresan fikirlere sahip insanlardan oluşan bir kitlesiniz. Sizi bilemem. Bence kar. Crespo 25 artı sonraki satıştan %30 ya da %20 pay maddesiyle gitse bence yine kar. Siz katılmayabilirsiniz ama ben düşünmeniz gerektiği fikrindeyim. Ama Crespo için tekrar söylüyorum. 25 milyon euro. 15'e hazırladılar. Hedef 25 arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kartal'dan sürpriz hamle Fenerbahçe'nin yıldız ismi. Şimdi göz transfer döneminde bir arar. İşte Kartal'dan Fenerbahçe'ye çelme, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı, iki kulüp birbirine düştü. İşte devler o yıldız için kapışıyor. Tabii göz bir arar. Bana diyorlar ya işte ya haberlere şöyle başlık koyuyorsun. Ya göz bir arar. Şimdi Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hızlanmış durumda. Daha faturaları ödeyemeyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanmış. Kale Kartal'ın Fenerbahçe'nin yıldız ismini kadroya katmak için girişimlerde bulunacağı belirtilmiş. İşte transferin detayları. Filo ne filo? Onun gelmesinin üzerine harekatı hızlanmış durumda. Eksikleri tespit etmiş, hızlanmış. Demiş ki sol bek ve stoperin yanı sıra orta sahaya takviye planlıyormuş. Hangi paradan alacaklarsa ben de merak içerisinde bekliyorum. Bu doğrultusunda Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi diyor. Tabii ki de alabilirsiniz. 7,5 milyon euroyu verirseniz tabii ki de alabilirsiniz. Helali hoş olsun sizden 7,5 milyon euro. Futbolcu mu kıskanacağız? Yani alın 7,5 milyon euro. Şimdi diyorlar ki Mustafa Hocam dalga geçiyorsun Beşiktaş'ın. Niye dalga geçeyim? 7,5 milyon euroyu versinler. Onlar da. 7,5 milyon euroyu verdikleri anda Beşiktaş'ta arkadaşlar %100 bilgi. %100 bilgi hiç kimse de yalanlayamaz. Ali Koç'un kendi gelsin. Anılık alıştırdım buradan. Bana bir şey diyecek adam. Anılık alıştırdım ben. Gelsin ona da söyledim. Ali Bey'e de söyledim. Ben de rapolar hazır. Rapolar her şeyim hazır. Gelsin. Yani uzun lafın kısası hocam.
Neyse dur haberi bitireyim dedim. Mukavelesi uzatılmazsa teklifte bulunacaklar. O zaman bulunamayacaklar. Takımdaki durumun netleşmesi beklenecekmiş. Sloven Yıldız'ın mukavelesi uzatmamasında harekete geçeceklermiş. 79 kez Fenerbahçe forması giymiş. Sloven futbolcu 15 gol 4 asistlik performans. Jorge Jesus yönetiminde fazla forma şansı bulamamış. Bu sezon 11 maçta görev alıp 2 gol 1 asist. Bir şey söyleyeyim mi? Jesus yönetiminde 11 maçta forma şansı bulduysa bu az bir forma şansı değildir. Güncel piyasa değeri de 5 milyon euro demiş. Toparlayalım arkadaşlar. 1. Crespo 25. 2. Serdar Dursun 2,5 etti sana 27,5. 3. Miha Zayt 7,5 etti sana 35 milyon euro. Hayrını görün. Üçünü de alabilirsiniz. Ya hocam Crespo gibisini biz nereden buluruz? Lan size ne arkadaş? Size ne belki yeri hazırdır size ne? Yok hocam Crespo gibisi dünyaya gelmez. Gelir. Karışmayın. Suyu bulandırmayın. 25 milyon euro. 35 milyon euro iyi para ellemeyin. Ama ben 7,5'unu çıkın derim. Otomatikman 27,5'a düştüm. Bence 25'ini de çıkın. Crespo'yu bu paraya çok görürler almazlar. Yazın 35'e satarız. Ellemeyin. Hocam Serdar'la ilgili bir şey söylemedin. Sıradaki haberimize geçelim. Fenerbahçe ve Galatasaray sözleşmesi bitecek olan Yıldız için devrede. İşte size bahsettiğim haber bu. Göz bir arar. Transfer haberi. Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yine karşı karşıya geleceği iddia edildi. Kime giriyoruz? Bakalım. 5 puanlık farkı falan filan. Başakşehir inşallah yenilecek. Sonra hakem diye ağlayacak. Federasyon. Rıdvan Dilmen sezonu geçiniz. Algı. Copy center. Zorlu center. Habere gel ya. Ha. Musa Dembele operasyonu. İki ezeli rakibin Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki forvet Musa Dembele ile ilgilendiği ifade edildi. Size çok tuhaf bir soru sorayım. Ama sorumu dinleyeceksiniz. Devre arası geldi. Diyelim. Fenerbahçe Valencia'yı X fiyata sattı. Bak X fiyata sattı. X fiyata Musa Dembele'nin bonservisini aldı. Kabul eder misiniz? Bak X fiyata sattı. Ya 5 milyon euro. Farz edelim ki. Gelen 5 milyon euroyu da Musa Dembele'ye yatırdı aldı. Kabul eder misiniz? Ben ederim. Bakın Musa Dembele 551 dakika oynamış. 11 maçta 2 golü var. Zaten ilk golünü herhalde ilk sezonun başında atmıştı. Sözleşmesi bitiyor. Biz bu çocuğa talibiz. Ne derseniz deyin talibiz. Vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 12 Temmuz'da 27 olacak. Hocam iyi de Batu şu ayı var. Size ne kardeşim bizim sistemimiz çift forvet. Size ne? Hocam iki tane yıldız aynı anda olmaz. Böyle olursa biri birini kötekler, bir pataklar. Cao Pedro da var. Size ne arkadaşım? Lan biz açız, aç. Biz açız. Yıllarca biz sol beki açtık. Yıllarca biz forvet açtık. Size ne? İki tane forvetimiz olsun. Hocam bu senin dediğin olmaz. Niye? Olmaz işte hocam çok para. Ya size ne? Sen cebinizden mi çıkıyor arkadaşım? Size ne? Ne karışıyorsunuz? Musa Dembele. Bak bir daha söylüyorum. X fiyata Valencia'yı satıp hocam X fiyata Serdar Dursun'u satıp alsak yok o zaman yok. 18 milyon euro piyasa değeri var. Fransa U21'inde oynamış yıllarca ama A takımda bir türlü oynayamamış. Tam bizim aradığımız tipte bir forvet. Bilginiz olsun. Fizik gücü de yüksek bir forvet. Ha şimdi olmazsa yazın. Yani şimdi olmazsa yazın. Ama bir şekilde biz hala bu durumdan memnunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu durumdan memnunuz derken Musa Dembele'nin kötü performansla memnunuz. Çünkü biz de potansiyeline ulaşacağı görüşündeyiz. Diyor ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok uğraşıyor demiş. Yeni sözleşme talebini geri çevirdi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvet mevkisinde görev alan Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı. 2004-2012 yıllarında Paris Saint-Germain altyapısında top koşturan Dembele 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu.
Moussa Dembele 2013'te Fulham'da A takıma yükseldi. 3 sezon Fulham'da kalan Dembele 64 maçta 19 gol 9 asist yaptı. 2016'da Celtic'e imza attı. Burada 94 maça çıkan Fransız futbolcu 51 gol kaydetti. 2018 yılında Moussa Dembele Celtic'ten Lyon'a 22 milyon euroya transfer oldu. Fransız ekibiyle 110 maça çıkan Dembele 45 gol atıp 13 asist yaptı. Moussa Dembele 2021 yılının Ocak ayında Atletico Madrid'e kiralandı. Atletico formasıyla 7 maça çıkan Dembele gol kaydedemedi. Fransız futbolcunun Lyon'la sözleşmesi 2023'ün Haziran'ında sona erecek. Şimdi ben başlığa desem ki daha karar veremedim. Sat Valencia'yı, al Dembele'yi. 20 başka ne diyeyim? 35 milyon euro da cabası desem. Diyorlar ki Fenerbahçe düşmanı mısın? Vallahi hiç konuşmayın arkadaşlar. Hadi siz başlık bulun. Çünkü siz daha Fenerbahçe düşmanısınız. Mesela Ersin Düzen'in müthiş açıklamaları var. Çok sıkmayacağım sizi. Hemen okuyup bitireceğim. Çok kısa bir yere aldım. Birkaç cümle aldım. Şimdi Ersin Düzen diyor ki tüm hakem otoriteleri Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil dedi. Batshuayi'nin kırmızı kartı yanlış dedi. Rıza Çalınbay hakem iyi maç yönetti dedi. Ama yapılan algıya bakarsanız sanki Fenerbahçe Sivasspor hakem sayesinde yenmiş. İşin aslı öyle değil. Jorge Jesus hakemler yanlış karar da verse tepki göstermez, tek laf söylemez deniyor. O kadar da uzun boylu değil. Yeri gelirse tepkinin en sertini verir. Ceza alma pahasına sahaya da girer. O Portekiz'de yapmışlığı var diyor. Fenerbahçe'nin hızını ancak bu şekilde kestiler. Hakem ve Sivasspor birlikte hareket ederek Fenerbahçe'nin hızının nasıl kesildiğinin de en güzel örneği Sivas maçıdır. Fenerbahçe artı Hüseyin Göçek Sivasspor'u yenmemiştir. Aksine Fenerbahçe Hüseyin Göçek'e rağmen 10 kişiyle kazanmıştır maçı diyor. Şimdi de sosyal medyada bir şey var, cümleler var. İşte Arda kardeşleri verdiler şeye diye. İsterse Fethullah Gülen'i versinler. Zekeriya Öz'ü içeriden çıkarıp maçı hakem versinler. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u versinler. Fark etmez. Fenerbahçe öyle bir korku saldı ki rakipler diyor ki ulan Fenerbahçe 10 kişi de kalsa rakibini yener diyor. Süper Lig'de bu takımın yenemeyeceği takım yok diyorlar. İşte bu bize yeter. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Kusura bakmayın, Sivas maçında Hüseyin Göçek'in ruh hali, jestleri, mimikleri gördünüz değil mi arkadaşlar? Verdiği vermediği kartlar, Batshuayi'yi atması, Sivasspor'un oyunu yavaşlatan futboluna çanak tutması, kart sertliklere kart vermemesi. Konya maçında Valencia'ya arkası dönük pozisyonda oyundan attı. Ve bu sezon tek yenilgimiz o maçta. Şimdi Giresun maçına atandı. Şimdi birçok kişi kaygılanıyorum diyor. Ben neyden kaygılanıyorum biliyor musunuz? Arda kardeşlerin Fenerbahçe'yi kollamasından kaygılanıyorum. Bakın yanlış duymadınız. Arda kardeşlerin Fenerbahçe'yi kollamasından kaygılanıyorum. Hocam o ne saçma düşünce? Bırak Allah'ını seversen, bizi kimse kollamaz. Şöyle söyleyeyim size. Trabzonspor'la tamam 1,5 ay sonra maç var. Peki bu maçta Fenerbahçe'yi gerçekten kolladığını düşünün. Fenerbahçe Giresun'u 8-0 yendi. Hakem sayesinde. Misal. Erkenden kırmızı kart gösterdi. Olmadık penaltı çaldı. İşte Giresun futbolcularına sürekli kötü davrandı falan. Adı ne olacak biliyor musunuz? Fenerbahçe milli araya hakemle girdi. 1,5 ay boyunca algısı yapılacak. 1,5 ay boyunca. Susturamayacaksınız. İstediğin kadar sen delirsin. İstediğin kadar delirsin. Sadece Başakşehir maçında 2 %100 penaltın verilmedi. Adana Demir'den yediğin gol penaltı öncesi net offside var. Çizilen çizgi yanlış. Ümraniye maçında 3 gol yedin. 3'ü de sakıncalı. Konya'da olmadık yere futbolcun atıldı. 7. Ligde verilmeyen penaltılarım var. İstanbul maçında bile 2 tane penaltım verilmemiş. Düşün 5-2 kazanmana rağmen. Tek tek saysan 10 tane 15 tane rakip yani aleyhine hata yapılmış. Ama sosyal medyaya bakarsan Fenerbahçe kullanıyor. Niye? Şampiyon yapılacak. Niye? Yıllardır Fenerbahçe şampiyon oluyor ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Domuz eti yemekten daha büyük bir günah söyleyeyim size. Kul hakkı yemek. Bak domuz eti yerseniz Allah sizi affedebilir. Zaruret halinde yiyebilirsiniz. Şey de var. Ama kul hakkı yemek çok büyüktür. İftira ede ede başınızda buldunuz. Ya Galatasaraylılar iftira ede ede başında buldular ya.
Başınızda buldunuz. Mesela Galatasaray'dan en çok alay ettiği konu son zamanlarda neydi biliyor musunuz? Fenerbahçe futbolcular duruyor duruyor lan milli takıma gidiyor. Ortada sakatlanıyor sezonu kapatıyor ha ha diye. Görün bakın Mertens sakatlanacak sezonu kapatacak. Hocam kehanet mi bu? Dua mı ediyorsun? Beddua mı ediyorsun? Yo. Galatasaray eğer Fenerbahçeleşiyorsa görün bakın bu olacak. Diyorlar ki Fenerbahçe çok teknik direktör değişiyor. İnşallah Başakşehir Galatasaray'ı yenecek. 1,5 ay boyunca kafalarında 500 tane tilki dolaşacak. Ulan Fatih Terim gelse mi? Parator marator para mara istiyor seviyor ama gelse mi? Yok ya Fatih Terim de gelmesin şimdi. 5. Fatih Terim dönemi olmasın. Okan Buruk iyi ya. La Dursun Özbek acaba bizi kevişledi mi? Dursun Özbek işte şeyci mi? Zamanı gelecek başlayacaklar. İşte eski başkandan memnunduk. İşte şu iyiydi. Burak Elmas mıydı? O iyiydi. O niye gitti? Bunlar başlayacak. Aynı bizim tayfanın bölündüğü gibi bölünmeler başlayacak. Tabii. O giden bir tane İspanyol vardı. Ona da şey yapacaklar. Yani ilginç bir şekilde Galatasaray Fenerbahçeleştiği için görün bakın başları beladan kurtulmayacak. Burunları da bu bir şeyden çıkmayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha ben kendi adıma söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben şahsım adına söylüyorum. Bakın şahsım adına söylüyorum. Fenerbahçe Ligi'nin en iyi top oynayan takımı. Hakem karşısında bile olsa en iyi oynayan takımı. 10 kişi de kalsa en iyi oynayan takımı. Bunu durdurmak yerine, bunu köreltmek yerine bırakın hakemlerinize deyin ki gördüğünü çal, görmediğini çalma. Gördüğünü çal arkadaşım. Gördüğünü çal. Sakın art diyetli maç yönetme. Ha bir avantajı da şu bak. Hüseyin Göçek maça verilmemiş. Ben niye korkum Arda kardeşlerin Fenerbahçe'yi kollaması bu yüzden. Diyecekler ki bak Hüseyin Göçek için aleyhine şöyle yaptılar böyle yaptılar. Adamın ekmeğiyle oynadı diyecekler. Not 2 ay önce Galatasaraylı arkadaşlar ne diyordu? Hüseyin Göçek hakem değil atılsın Fenerli hakem. Allah da şahidim, Kur'an da şahidim, hepiniz de şahidimiz. Dedim ki Hüseyin Göçek bugün atılsın, bayram ederim. Bak Mustafa Öğretmenoğlu, Hüseyin Göçek, Halil Umut Meler, Arda kardeşler, ondan sonra neydi? Ali Palabıyık. Bunların 5'i de hakemlikten atılsın, 5 tane forma veriyorum. O kadar da samimiyim. Hadi Galatasaraylı sayfalar. Mertseniz, delikanlıysanız, erkekseniz, adamsanız çıkın deyin ki ulan bu 5'e atılsın biz de 5'er tane forma veriyoruz. Fener forması değil Galatasaray forması verin taraftarınız sevinsin. Siz de farkındasın. Arkadaşlar bir Galatasaraylı farkında olmaz mı ya? Hangi hakemin koruduğunu, kolladığını. Güney İç Çakır Fenerliymiş. Öyle yazıyorlar. Fenerbahçe efsanesinin belgeseli çekilecekmiş. Ulan Güney İç Çakır Fenerli olsa. Gerçekten Fenerli olsa. Ama Fenerliyim demiş. Ulan Zekeriya Öz de Fenerbahçe forması giyip Aziz Yıldırım'la maç yaptı. Galatasaray kongre üyesiydi. Aynı zamanda FETÖ'cüydü içeri atıldı. Galatasaray kongre üyesi. Resmi kanıtlı belge arkadaşlar. Bir tane kadın var onunla birlikte almışlar beratlarını da. Var açın. Bakın. Ha şöyle açıkladı diye tamam böyle. Ben icraata bakarım abi. Nihat Özdemir de Fenerbahçeliydi. Ne yarar dokundu? Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçeliydi. Ne yarar dokundu? Recep Tayyip Erdoğan da Fenerbahçeli. Kaç senedir Fenerbahçe şampiyon? Size göre 2002'den beri işte iktidara geldi AK Parti. Her sene Fenerbahçe şampiyon size göre. Kanıt adminin gönlü. Değil mi? Öyle öyle. Bu algıcılara inanmayın. Algıcılara prim vermeyin. Sizleri seviyorum. Kanalımızı desteklerinizi seviyorum. Biraz sıktım. Biraz başınızı arttım. Kusura da bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine de bir özet geç derseniz de ben şunu söyleyeyim. Ben devre arasında çok fazla transfer beklemiyorum. Hani Dembele muhtemelen yaza kalır. Crespo da bence yaza kalır. Miha Zajc da bence uzatılır. İsmail Yüksek'te de milli şu Dünya Kupası arasından sonra sözleşme uzatılacak gibi gözüküyor. Onun da müjdesini vereyim. Altay Bayındır'la birlikte. Atletico Madrid 15'in üstüne teklif sunar. Bunu da açıklamış oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.